İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Haberci Gazetesi. Teknelerini satıyorlar. Mersin'de av yasağının kalkmasıyla denize açılan balıkçılar, yüksek mazot fiyatları nedeniyle teknelerini satmaya başladı. 100 bin liralık aracı olan yardım isteyebiliyor. Tersüs Kaymakamı Yüksel Ünal, sosyal yardımların istismar edilmesinden dertli. 100 bin liralık araç satın alan bir şahsın, engelli çocukların hakkından yararlanarak yardım istediğini aktaran Ünal, gerçek ihtiyaç sahipleri için duyarlılık çağrısı yaptı. Güney Gazetesi. Halkın gündemi geçim derdi. Enflasyon ve hayat pahalılığı seneler sonra bir kez daha halkın ana gündemi oldu. Maaşlar yetmiyor, ayın sonunu getiremiyoruz diyen memur sendikaları, Ocak ayının beklenmemesini, maaşlara hemen zam yapılmasını istedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, piyasayı canlandırmak için indirim kampanyaları yapacağız dedi. Yatırımlarımızdan vazgeçmiyoruz. Türkiye Genç İş Adamları Derneği Çukurova Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu'na katılan Genel Başkanı Ali Yücelen, dövizdeki çalkantıların ve piyasadaki bazı gelişmelerin kendilerini olumlu ya da olumsuz etkileyebileceğini ifade ederek, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Çukurova Gazetesi. Destek veren iş dünyasının talepleri de var. Enflasyonla mücadele aslında bu konunun ötesinde işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdilerle yapılan bir mücadeledir. Ülkemizin her sorununda elini taşın altına koyan iş dünyası bu mücadelede de devletini yalnız bırakmayacaktır diyen MTSO Başkanı Kızıltan, iş dünyası olarak talepleri olduğunu da dile getirdi. Toroslar Cemevi açıldı. Toroslar Belediyesi tarafından yapılan Toroslar Cemevi düzenlenen törenle açıldı. Hüseyin Değerli, Toroslar'da binlerce Alevilerin özgürce rahat bir şekilde ibadetlerini yapmak, kültürel faaliyetlerini yürütmek inancı yolu ve felsefesi doğrultusunda sempozyum, panel, konferans gibi etkinliklerini yapmak için cemevine ihtiyaç vardı. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'ya teşekkür ederiz dedi. Hakimiyet Gazetesi. Mersin'de Yılın Elleri ödüllerini aldı. Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Yılın Elleri düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Kolsuz gitarist hayran bıraktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali'nin 3. gününe iki kolu da olmamasına rağmen ayağıyla gitar çalan sanatçı Mark Cüfeney damga vurdu. Mersin Gazetesi. Doktorlara şiddet artık son veresin. Mersin Tabip Odası 10 gün önce hastası tarafından hastanede öldürülen Profesör Doktor Fikret Hacı Osman'ın ardından farkındalık yaratmak amacıyla Özgür Çocuk Parkı'nda 5 gündür eylem yapıyor. Temmuz'da işsizlik %10.8 oldu. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0.1 puanlık artışla %10.8 seviyesinde gerçekleşti. İmece Gazetesi. Kocamaz'a teklif sunmadık. CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ile ilgili olarak son günlerde yayınlanan kimi haber ve yorumların seçim dönemlerinde çıkması son derece normal olduğunu belirterek, "Ben aday değilim. 13.500 kişinin katıldığı anketimizin son aşamasına geldik. Ayrıca CHP'den Burhanettin Kocamaz'a herhangi bir teklif sunulmadı." dedi. Esnaf Gençlik Merkezi'nde çok katlı otopark istiyor.
Kent merkezinde çarşı esnafının ve sürücülerin uzun süredir dillendirdiği otopark sorunu bir türlü çözüme kavuşturulmadı. Atatürk ve Silifke Caddesi esnafı, yerel yöneticilerden inşası devam eden Gençlik Merkezi binasının üst katlarında katlı otopark yapılmasını talep ediyor. Akdeniz Gazetesi. Noterler hafta sonu da açık olsun. Masfet İşbirliği ile Mersin Oto Galericileri Derneği ev sahipliğinde mesleki yeterlilik belgesi teslim töreni gerçekleştirildi. Törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve çok sayıda iş adamı katıldı. Etkinlikte konuşan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, oto galericilerin en fazla ticaret yaptığı günlerin hafta sonları olduğunu belirterek, cumartesi ve pazar günleri de noterlerin açık olmasını istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah hafta sonu da noterlerin çalışmasını sağlayacağız dedi. Feride'yi arama çalışmaları sürüyor. Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'ne atladığı ileri sürülen 25 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları sürüyor. Atatürk Köprüsü civarına gelen Feride'ye kendisini Göksu Nehri'ne bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Mersin Büyükşehir İtfaiye ekipleriyle birlikte olay yerinde inceleme yaptı. Yeni Güney Gazetesi. TSM sezonu açtı. Türk Sanat Müziği Topluluğu 2. sezonun açılışını Harbi Hataylılar Restoranı'nda muhteşem bir konserle açtı. Müzik dolu bir geceyle yeni sezona merhaba diyen TSM adına kurucu başkanı ve as solisti Gülay Özgürbüz, yeni sezonun başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi. MİT görevlisiyim diyerek dolandırdı. Mersin'de MİT görevlisiyim diyerek MG isimli vatandaşın 4 yıldır kayıp olduğunun PKK'nın elinde olduğunu, oğlunun para karşılığında kurtarılabileceğini söyleyerek dolandıran bir kişi suçüstü yakalandı.